Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Alman Erbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, kurumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesinin çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Adolf Hitler ve Joseph Stalin. Milyonlarca insan elde silah meydanlarda ölümüne çarpışırken bu iki başkomutan birbirleriyle akıl oyunlarını oynamaya başladılar. Gerçek şu ki egoistlikleri ve önderlik hırsları o sırada canavarca boyutlara ulaşmış bu iki adam savaştan hemen öncesine dek hiç de düşman değillerdi. Birbirlerine karşı yürüttükleri zihin savaşları tarihin en kanlı savaşının temel stratejisini ve gidişatını belirliyordu. 10 milyonlarca insanın hayatına mal olacak olan bir cehennemin... Obersalzberg, Baviera. Burası dünyanın en güzel yerlerinden biridir. 1939 yılı Ağustos ayında Führer korkunç planlarını burada kurdu. Polonya'ya girmeye karar vermişti. Generalleri sonbahar yağmurları başlayana kadar bu işi bitirmeyi öneriyorlardı. İngiltere ve Fransa ise Polonya'yı savunacaklarını, gerekirse savaşa gireceklerini ilan etmişlerdi. Ancak Hitler bundan fazla korkmuyordu. Onu asıl korkutan şey Sovyetlerin de savaşa katılması ve bu durumun onu hiç istemediği bir şeye zorlamasıydı. Aynı anda iki cephede savaşmak. Şundan da emindi. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın bu küçük düşürücü mağlubiyete uğrama nedeni Rusya'ydı. Başka çıkış yolu yoktu. En büyük ideolojik düşmanla, Joseph Stalin'le saldırmazlık paktı imzalamak gerekiyordu. Tedirgin edici bir kuşkuyla gözlerini Moskova'ya dikmişti. Ancak o sıralar henüz farkında değildi. Savaşın kaderini belirleyecek olan çatışma başlamıştı bile. Stalin de Hitler'den şüpheleniyordu. Bu çılgının 15 yıl önce yazmış olduğu Kavgam kitabını büyük bir dikkatle okumuş, bazı yerlerini işaretlemiş, kendisi gibi Bolşevik liderlerle ilgili kısımlarının altını çizmişti. Unutmayalım ki şu anda Rusya'yı insanlık atığı, eli kanlı katiller yönetmektedir. Fakat Stalin biliyordu. Rusya'ya kendi Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u gönderen Hitler, anlaşmak için her şeye hazırdı. Bizzat görüşmeye karar verdi. Hitler Almanya'sının propaganda bakanı Joseph Goebbels günlüğüne şöyle yazmıştı. 22 Ağustos 1939. Moskova ile pakt harika bir fikir. Ribbentrop salı günü Moskova'da olacak. Bu çok iyi. Artık rahat uyuyabiliriz. 23 Ağustos günü Ribbentrop Moskova'ya indi. Fakat Hitler hala Stalin'den emin değildi. Ribbentrop'la birlikte şahsi fotoğrafçısı Heinrich Hoffmann'ı da yollamıştı. Stalin'in kulak memelerini görmek istiyordu. Acaba onlar Yahudilerdeki gibi küçük ve yüze yapışık mıydı, yoksa Arilerdeki gibi ayrı ve belirgin mi? Stalin bu testi geçti. Yahudi değildi. 24 Ağustos 1939'da gece yarısı Nazi-Sovyet saldırmazlık paktı ve gizli bir protokol imzalandı. Buna göre Almanya ve Rusya Polonya topraklarını paylaşmalıydılar. Hitler Ribbentrop'u aradı. Haber sarsıcıydı. Ancak Hitler cesaretin değil korkunun etkisi altındaydı. Stalin tarafından sırtından vurulacağından çok endişeliydi. Tarihin akışını değiştirecek olay da Hitler'in bu korkusundan kaynaklanıyordu. Stalin, Kremlin'de elinde kadeh ayağa kalktı. Alman halkının Führer'i ne kadar sevdiğini biliyorum. Bu yüzden kadehimi onun şerefine kaldırıyorum.
Fakat Stalin de Hitler'in saldıracağından korkuyordu. O akşam Stalin yakın adamlarına şöyle dedi. Bunların hepsi sadece oyun. O beni kandırdığını zannediyor. Aslında ben onu oyuna getirdim. Stalin, kurnazlığını iyi bildiği bir müttefikle karşı karşıyaydı. 1934'teki Uzun Bıçaklar Gecesi adı verilen gecede iktidara gelmesinde büyük rolü olan SA teşkilatını iktidarını tehdit edecek kadar güçlendiği için nasıl tasfiye ettiğini biliyordu. Olayı öğrenince Stalin dönüp adamlarına şöyle dedi. Almanya'da olanları duydunuz mu? Bak sen şu Adolf'a. Bravo. Ne yaptığını iyi biliyor. Hitler Stalin'i hiç sevmiyordu. Hayallerini kavgamda yazmıştı. Önemli bir deniz devleti olan Büyük Britanya ile anlaşma imzalamak ve kendi topraklarını da doğuya doğru genişletmek. Hitler bir imparatorluk kurmak istiyordu. Görünüşe bakılırsa Stalin de öyle. Bu uğurda ilk kan akıtan Stalin olmuştu. Milyonlarca insan Stalin terörüne kurban gitmişti. Her iki diktatör için kitlesel kıyım, ideolojik mücadelenin olmazsa olmazı gibiydi. Komünist devlet de tıpkı Nazi devleti gibi önderin elindeki araçtan öte bir anlam taşımıyordu. Bu idea şahsi yaşamlara da yansımıştı. Bu iki liderin hayat yolları arasındaki akıl almaz paralellikler dikkat çekmeyecek gibi değildi. Stalin'in de bir eşi intihar etmiş ve başta da söylediğimiz gibi bu trajedi onun daha da acımasız bir karaktere bürünmesine neden olmuştu. O sıralar bir arkadaşına söylediği sözler Hitler'in söylediklerinin aynısıydı. Gerçek bir Bolşevik'in ailesi olmamalıdır. O tüm hayatını partisine adamak zorundadır. Oğlu Vasilya ise şöyle demişti. Stalin ben değilim. Stalin Sovyet iktidarıdır. 1934 Ağustos'unda bu iki başkomutanın yolları kesişti. Paktın imzalanmasından 8 gün sonra Hitler Polonya'ya saldırdı. İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. O sıralar Stalin Hitler'i açıkça destekliyordu. Hatta bir söylevinde Almanya İngiltere ve Fransa'ya saldırmadı. Aksine İngiltere ve Fransa Almanya'ya saldırdı demişti. SS birlikleri işgal ettikleri topraklarda etnik temizlik faaliyetlerine başladılar. 60 bin Yahudi ve Polonya'nın elit tabakası yok edildi. Stalin'in özel polis teşkilatı NKVD de Polonya'nın doğusunda katliam yapıyordu. 1940 yılının 5 Mart günü başlayan ve tarihe Katyn katliamı olarak geçen korkunç olayda resmi belgelere göre aralarında Polonyalı subayların ve sivillerin bulunduğu 21.857 kişi Stalin'in emriyle kurşuna dizildiler. Vahşetin boyutu 1943 yılında Katyn ormanlarında bulunan toplu mezarlarla birlikte ortaya çıktı. İki devletin gizli servisleri ülke halkını yok etmekle uğraşırken iki diktatör kendi akıbetleriyle meşguldü. Takip eden iki yıl boyunca iki kurt birbirlerine karşı yoğun zihin oyunları oynadılar ve bu sırada az hata yapmadılar. Hitler'le anlaşma imzalamakla Stalin şeytanla işbirliği yaptığının farkındaydı. Ama bununla o en azından aralarında çıkacak muhtemel bir savaşı engellediğini zannediyordu. Hitler'in Polonya'ya saldırmasından bir hafta sonra Stalin yakınlarına şöyle demişti. Kapitalist dünya kendi içinde savaşa girdi. Hitler farkında olmadan kapitalist sistemi zayıflatıyor. Biz bu savaşın çok daha yıkıcı olmasını sağlayabiliriz. Stalin bu savaşı komünist imparatorluğun topraklarını genişletmek için bir fırsat olarak görüyordu. Polonya'da gelişen olaylar sayesinde sosyalist sisteme yeni topraklar ve yeni halklar katmak istiyordu. Bu yüzden bu olaylarda yanlış bir şey görmüyordu. Bu pakt aynı şekilde Hitler için de yeni fetihlerin yolunu açmak demekti. Asıl hedefi can düşmanı ilan ettiği Fransa'ya saldırmaktı.
Bu süre içinde de Stalin'le uzun vadeli işbirliğine güveniyordu. Ama Stalin pakt konusunda da Hitler'e pek güvenmiyordu. Onun kavgamda yazdıklarını unutmamıştı. Hitler'in doğuya doğru genişleme planlarının içinde Rusya da yer alıyordu. Bu nedenle Stalin muhtemel Nazi saldırısına karşı önlem amacıyla tampon bölgeler oluşturmuştu. Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerini kendi topraklarında Sovyet askeri üsleri kurulmasına izin vermeleri için baskı altına almıştı. Aynı şekilde Finlandiya'yı da topraklarının bir kısmını tampon bölge oluşturmak amacıyla kendisine vermesi için zorluyordu. Ama Finlandiya sonuna dek direndi. Bunun üzerine Stalin bu toprakları satın almayı önerdi. Finler bunu da reddettiler. Öfkelenen Stalin, Finlandiya ile tüm diplomatik bağlarını keserek sınır bölgelerindeki insanların tahliyesine başladı. 30 Kasım 1939 günü başkomutanın emriyle Kızıl Ordu Finlandiya'ya saldırdı. Bu yasa dışı hareketi nedeniyle Sovyetler Birliği Milletler Cemiyeti'nden atıldı. Bu savaş tam bir felaketti. Sovyetler kazanmış gibi görünse de kayıpları korkunçtu. Saldırıdan sadece birkaç gün sonra karlar üzerinde Rus askerlerinin cesetleri yatıyordu. 125 bin asker. Stalin bu kayıplardan dolayı suçladığı Sovyet ordusu generallerini kurşuna dizdirdi. Oysa asıl suçlu kendisiydi. Bu infazlar sırasında Kızıl Ordu'nun en iyi subayları harcandı. Ruslar bizim için hiçbir zaman tehdit oluşturmayacaklar. Stalin kendi generallerini kurşuna dizdiriyor. Demek ki bunu biz yapmak zorunda kalmayacağız. Şimdilik Ruslarla ittifak bize sadece yarar sağlıyor. Joseph Goebbels, 15 Mart 1940. 10 Mayıs 1940'ta Stalin tarafından Doğu cephesi korunuyorken Hitler Batı yönünde ilerliyordu. Alman ordusu Fransa'yı, Belçika'yı, Hollanda'yı peş peşe işgal etti. Hitler için zafer uzak değildi. Ancak Stalin için aynı şey söylenemezdi. Koba gergindi. Öfkeyle konuşuyor, küfrediyordu. Fransa ve İngiltere bu adamın kazanmasına nasıl izin vermişti? Daha da kötüsü, gittikçe güçlenen bu korkunç adam Sovyetlerin Finlandiya Savaşı sonrası zayıf düştüğünün de farkındaydı. Bunu mutlaka hesaplamıştı. Üstelik Stalin'in üzerine bazı planlar yaptığı faşizm ve kapitalizm arasındaki savaş çok çabuk tamamlanmıştı. Muzaffer komutan Hitler, Mussolini ile birlikte Münih caddelerinde zafer turu atarken Stalin de canını dişine tutup tebrik mektubu yollamıştı. Hitler, Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda düşürüldüğü durumun intikamını almıştı. Artık dinlenmek istiyordu. İngiltere ile barış anlaşması imzalamak gerekiyordu. Ne olursa olsun Hitler dünyanın siyasi dengelerinde önemli bir devlet olan Birleşik Krallığı önemsiyordu. Oyunu aldığı masadan daha fazla risk almadan kalkmalıydı. Stalin, Hitler'in kazandığı zaferlerin de etkisiyle topraklarını doğuya doğru genişletme planlarını devreye sokacağından endişeliydi. Bu sırada Baltık ülkelerini ve Romanya'nın kuzeyini işgal etti. Molotov ve Ribbentrop arasındaki anlaşma buna izin veriyordu. Fakat Stalin, paktta yer almayan bir bölgeyi de işgal etmek istiyordu. İstihbaratı alan Hitler gerildi. Batıya doğru yaptığı fetihlerin ilk gününde Churchill Stalin'i uyarmıştı. Bu adama güvenmemesi gerektiğini ve ona karşı İngiltere'nin yanında yer alması gerektiğini söylemişti. Stalin buna cevap vermemişti. Yetmiyormuş gibi Hitler'le arasındaki güveni pekiştirmek için Churchill'in mektubuyla ilgili Berlin'e bilgi vermişti. 6 Temmuz 1940. Avrupa'da zafer üstüne zafer kazanan Hitler, Berlin'de bir kahraman gibi karşılanıyor. General Keitel onun için tarihin en büyük komutanı diyor. Ancak Hitler törenler sırasında bile tedirgindir. Kazandığından emindi. Fakat İngiltere neden bu gerçeği kabullenip barış antlaşması yapmıyordu? Hitler yavaş yavaş Churchill'in bir dış etkene güvendiğini düşünmeye başlamıştı. General Franz Halder,
Berlin'deki törenlerden bir hafta sonra Hitler'in düşüncelerini şöyle aktarmıştı. 13 Temmuz 1940. Führer, İngiltere'nin barış antlaşmasına hala yanaşmamasından dolayı kaygılı, İngiltere'nin Rusya'nın desteğine güvendiğini düşünüyor. 19 Temmuz 1940 günü Reichstag'da yaptığı konuşmasında İngiltere'ye son kez barış teklifini sundu. Ama Churchill karşılık bile vermedi. Üstelik üçüncü kez başkanlık koltuğuna aday gösterilen Roosevelt, son konuşmasında Nazi saldırganlığını çok ağır bir dille itham etmişti. Hitler kabuslar görmeye başladı. 22 Temmuz 1940 Führer'in evi. İngiltere'nin savaşa devam etmesinin nedenlerinden biri Amerika'nın pozisyon değiştireceğini düşünmesidir. İkinci nedeni ise İngiltere'nin Rusya'ya sırtını yaslamasıdır. Stalin, İngiltere'nin bizimle savaşa devam etmesini sağlayarak bizim elimizi kolumuzu bağlamaya çalışıyor. Daha geçen sene saldırmazlık paktı imzaladığı Stalin'le ilgili artık derin şüphelere düşmüştü. Gerçekte doğal kaynakları, geniş toprakları, özellikle Bakü petrollerinden dolayı çoktan beri gözünü diktiği Sovyetlere saldırmak için henüz hazır değildi. Bu durum da canını sıkan bir başka gerçekti. Aslında İngiltere'de aldığı sonucun tam anlamıyla zafer olduğu da söylenemezdi. Mesela hava savaşlarında Luftwaffe İngiltere ordusu tarafından bozguna uğratılmıştı. Ancak Hitler gerekeni yaptığına inanıyordu ve savaşın kazanıldığını, zaferin tanınmasının ise zaman meselesi olduğunu tekrarlıyordu. Ancak başaramadı. İngiltere barışı imzalamadı. Hitler ikili oynamaya başladı. Bir taraftan Sovyet sınırlarına doğru askeri yığınak yaparken, diğer taraftan İngiltere'ye karşı Rusya ile ittifak sağlamaya çalıştı. Belli ki ne yapacağından pek de emin değildi. 27 Ekim 1940 Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Hitler'in daveti üzerine Berlin'e geldi. Almanlar Molotov'u güzel bir törenle karşıladılar. Ancak müzakereler çok gergin geçti. Hitler Rusya'ya İngiltere'yi alt etmesinde yardımcı olmasına karşılık zaferin meyvelerini paylaşmayı teklif ediyordu. İngiltere'nin düşmesi an meselesidir. Bu imparatorluğun parçaları tüm dünyaya dağılmış durumda. Sahibini birlikte yok ettikten sonra tüm bunları nasıl paylaşacağımızı konuşma zamanı. Fakat Stalin'i ne Hitler'in yürüttüğü savaş ne de İngiltere'nin hayali paylaşımı ilgilendiriyordu. O, Molotov'dan Hitler'in Rusya'nın yakınlığında bulunan Finlandiya ve Romanya ile ilgili ne düşündüğünü öğrenmesini istiyordu. Fakat Hitler bu sorulara belirsiz cevaplar veriyordu. Bu durum başlangıçta Hitler'i kızdırsa da gittikçe özgüven kazandırdı. 15 Kasım 1940 Molotov görüşmeler sırasında Rusya'nın tüm planlarını göz önüne serdi. Hitler artık rahatlamıştı. Fakat Molotov görüşmelerle ilgili Stalin'e bilgi verdiğinde Stalin de Hitler'in onu satacağını anladı. Aralık 1940. Stalin Kremlin'de yaptığı konuşmasında şöyle dedi. Anlaşılan Hitler kazandığı zaferlerin sarhoşluğu içinde. Kızıl Ordu ile savaşa girmesi için en az 4 yıla ihtiyacı olduğunu düşünüyor. 4 yıl bizim için gereken süreden bile daha fazla. Ancak yine de biz daha önceden hazırlık yapmalıyız. Savaşı 2 yıl daha ertelemek zorundayız. Ancak Stalin yanılmıştı. Hitler çok daha hızlı davranacaktı. 18 Aralık 1940 Hitler orduya 23 koduyla askeri talimat verdi. Wehrmacht, İngiltere ile savaş sonlandırılmadan Sovyetlere saldırmak için hazır olmalıydı. Saldırı tarihi 1941'in Mayıs ayı olarak belirlenmişti. Ancak Führer doğru hamleyi yaptığından hala emin değildi. Sovyetlere beklenmedik bir anda saldırınca İngiltere'nin hemen teslim olacağını, Birleşik Devletler'in ise savaşa girmeyeceğini umut ediyordu. Kader anı yaklaşıyordu. Korktuğu başına gelmişti. Aynı anda iki cephede savaşacaktı. Oysa Stalin'le saldırmazlık paktını bu duruma düşmemek için yapmıştı.
Ancak Hitler İngilizleri yenildiklerine inandırmaya çalışıyordu. Sovyetlere sarsıcı bir darbe vurulduğu an İngiltere'de teslim olacaktı. Stalin ise işin bu kısmını anlayamıyordu. O, Hitler'in Sovyetlere saldırmadan önce Churchill'le ya yeniden savaşacağını ya da barış imzalayacağını öngörüyordu. Ocak 1941. Stalin, politbüro üyeleriyle konuşurken şunları söyledi. Fazla hayalperest olmaya gerek yok. Nazilerin Sovyetler Birliği'ne saldırmak için hazırlık yaptıkları açık. Ancak aynı anda iki cephede savaşmamak için İngiltere ile barış imzalaması şart. Anlaşılan Stalin, Hitler'in aynı anda iki cephede savaşa girmeyecek kadar akıllı biri olduğunu sanmıştı. Ancak hayat yollarındaki ve karakterlerindeki inanılmaz benzerliklere rağmen bu iki liderin arasında Stalin'in tüm bu mantıklı çıkarımlarını çürüten önemli bir fark vardı. Oldukça tedbirli bir karaktere sahip Stalin, durum değerlendirmesi yaparken tüm ihtimalleri en ince detaylarına dek büyük bir dikkatle hesaplıyordu. Kurşuna dizilecekler listesini kendi elleriyle oluşturuyor, Sovyet sanayisinin hesap kitabını kendi not defterinde ayrıntılı bir şekilde yazıyordu. Hitler ise tam aksine, adeta sefil bir hayalperestti. Ona göre büyük hedefler küçük detaylarla engellenemezdi. O süre boyunca Yahudileri de unutmuş gibiydi. Ancak 1941 baharında generallerine yaptığı bir konuşmasında korkunç hedefini net bir şekilde ortaya koydu. 3 Mart 1941. Eğer bugün bir dünya savaşı daha çıkarsa Yahudiler bundan daha da zenginleşecekler. Bunun olmaması için biz Yahudi ırkını tüm Avrupa'da yok edeceğiz. 30 Mart 1941. Hitler kurmaylarıyla yaptığı bir toplantıda topyekün savaşın detaylarını belirliyor. Geriye dönüş yok. Bu bir yok etme savaşıdır. O sırada Stalin hala Hitler'le savaş için en az bir yılı olduğunu sanıyor. 13 Nisan 1941. Stalin, Hitler'in müttefiklerinden Japonya ile pakt imzaladı. Stalin kurnazlığından çok memnun kalarak bu paktı Japon Dışişleri Bakanı Matsuoki ile kutladı. Ancak Stalin hala ikili oynamaktaydı. Matsuoki gidince Alman askeri ataşesi Moskova'ya geldi. Stalin ona, "Biz dostuz. Her ne olursa olsun dost kalacağız." dedi. Fakat bu dostluğun artık bittiğinin farkındaydı. Yine Nisan ayında Stalin, Churchill'den Alman savaş uçaklarının tatbikat yaptığını, artık hazır olunması gerektiğini anlattığı bir mektup aldı. Stalin yine onu ciddiye almadı. Ona göre savaşa daha vardı. 10 Mayıs 1941. İlginç bir şey oldu. Hitler'in yardımcısı Rudolf Hess, Messerschmitt'e binerek Almanya'dan çıktı, denizi geçti, İskoçya hava sahasına varınca paraşütle atladı. O sıralar tüm önemli toplantılarda Önder'e eşlik eden ve konuşmalarını dakiklikle yazıya döken Yuri Çadayev, Stalin'in sağ koluydu. Çadayev'in yazdığına göre Churchill'in mektubu ve Hess'in firarı Stalin'de komplo şüphelerini doğurmuştu. Onun devleti için yıkıcı sonuçları olabilecek bir komplo. Bir taraftan Churchill bizi Hitler'in işgal planları konusunda uyarıyor, diğer taraftan ise hiç kuşkusuz Hitler'in en güvenilir adamlarından biri olan Hess, İngilizlerle görüşüyor. Bu ne anlama geliyor? Belli ki bize mektup yazmakla Churchill savaş mekanizmamızı harekete geçireceğini ummuş. Bu durumda Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldırmak için gerçek ve haklı nedenleri olacaktı. Stalin'e göre Churchill'in mektup yazmasının nedeni Sovyetler ve Almanya arasında savaş çıkarmaktı. Hess'le görüşmesinin nedeni ise Almanya'nın ilk saldıran taraf olması konusunda onları ikna etmek içindi. Fransa, İngiltere ve Amerika Almanya'yı Sovyetlerden kurtulmak için tek çare olarak görmekteler. Bu yüzden Almanların doğuya yaptığı bu Haçlı seferinde ona ellerinden gelen desteği vermekteler. Bu adam tüm demokratik Batı ülkelerinin kendisi aleyhinde komplo kurduğuna körü körüne inanmıştı. Bu nedenle Churchill kendisini açıkça uyardığı halde bunu da büyük bir oyunun parçası gibi gören Stalin ona inanmamıştı.
12 Haziran 1941. Stalin generallerine hitap ediyor. Ben eminim ki Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırarak ikinci bir cephe açmayı göze almayacaktır. O adam aptal değil. Milyonlarca Alman askeri Rusya'nın sınırı yakınlığında duruyordu. Barbarossa planının gerçekleşeceği 22 Haziran'a sadece 10 gün kalmıştı. Bunu yaparak Hitler yukarıdan gelen bir emri uyguladığına inanıyordu. 16 Haziran 1941. Biz düşmanla mücadele ettik. Artık onu yok etme zamanı. Amaca giden yolda her şey mübahtır. Çünkü galibi kimse yargılayamaz. Aynı gün Luftwaffe'de görevli Sovyet ajanı Stalin'e bir uyarı daha yolladı. Stalin'in cevabı hızlı ve sert oldu. O hava kuvvetlerindeki salağa söyleyin, ittirsin gitsin. 18 Haziran 1941. Kızıl Ordu'nun en önemli generalleri Zhukov ve Timoshenko askeri hazırlık yapılması konusunda Stalin'e müracaat ettiler. Stalin onlara da Hitler'in İngiltere ile anlaşma imzalamadan kendilerine saldırmayacağını hatırlattı. 20 Haziran 1941. Saldırıya iki gün kala Hitler zafer müziğini bile seçmişti. Liszt'in prelüdünden bir parça. Stalin her ne kadar inanmayı reddetse de yakın çevresi dahi Nazilerin Sovyetlere doğru harekete geçtiğini anlamıştı. Ve 22 Haziran 1941. Napolyon'un Rusya'ya saldırdığı günün yıl dönümünde Hitler Bonaparte'ın izini takip etti. Sabahın ilk saatleri. Dünya tarihinin en geniş çaplı saldırısı başladı. İtalya, Romanya ve diğer mihver devletleri askerlerinin desteğiyle yaklaşık 4,5 milyon Alman askeri sınırı geçti ve Sovyetler Birliği topraklarına 3 kol ve 3000 kilometrelik cephe hattı üzerinden taarruz başlatıldı. Panzer kuvvetleri yüz binlerce Sovyet askerini çembere aldı. Bu yıldırım harekatının bir parçası olarak Alman Hava Kuvvetleri tarafından harekatın ilk haftası içinde Rus Hava Kuvvetleri'nin ülkenin batısındaki unsurları neredeyse tümüyle imha edilmişti. En azından etkinlik gösteremeyecek ölçüde yıpratılmıştı. Stalin'in Avrupa ülkeleriyle ilgili komplo teorisi çökmüştü. Meğer aslında Hitler'i hiç anlamamıştı. Hitler ise artık rahatlamış gibiydi. O sıralar müttefiki Mussolini'ye yazdığı mektubunda şöyle diyordu. Bak ne diyeceğim Duce. Sovyetlerle anlaşma beni endişelendirmişti. Bu benim tüm planlarıma ve mantığıma aykırı bir şeydi. Neyse ki bu saçmalık son buldu. Stalin şoka girdi. Hayatının en ağır sarsıntılarından birini yaşayan Önder, akşama kadar kendi halkına bile açıklama yapamadı. Akşam direklere bağlı hoparlörlerden yayınlanan seslenişinde, hayatında ilk kez halkına "Kardeşlerim!" diyerek seslendi. Herkesi Sovyet vatanına saldıran düşmana karşı mücadeleye çağırdı. Şoku atlatır atlatmaz öfke krizine girdi. Hitler'i alçaklıkla ilan etmeden yaptığı bu saldırıyı ise haince ve haydutça niteledi. Sadece kendisine değil, kendi emriyle Almanlar tarafından kolayca aşılacak şekilde mevzilenen ordu birliklerine de kızgındı. Bu korkunç bir cinayetti ve tüm suçlular çok ağır bir bedel ödeyeceklerdi. NKVD birlikleri suçluları tutuklamak üzere harekete geçtiler. Ordu komutanı General Pavlov kurşuna dizildi. Stalin bir akıl oyunu başlatmış ama Hitler tarafından kandırılmıştı. Fakat sonunda kaybeden yine Hitler oldu. Onun Sovyetlere saldırma kararı Alman İmparatorluğu ve Avrupa emperyalizmi hayalinin sonu olmuştu. Üç ideolojik rakip ona karşı koalisyon kurdu. İki lider arasında süren zihin oyunları sonunda iki diktatörün savaşına, tiranların savaşına dönüştü.
tüm dünyanın kaderini değiştirecek bir savaşa. ...28 Haziran 1941... Minsk, Alman kuvvetlerinin eline geçti. Saldırıdan sadece 2 hafta sonra General Halder günlüğüne şunları yazdı. 3 Temmuz 1941. Cesurca söyleyebilirim ki biz 2 haftada Rusya üzerinde zafer kazandık. Hitler'in çok sevdiği bir deyimle hızla ve acımasızca ilerleyen Alman ordusu 11 Temmuz'da Dnieper nehrine geçerken Güney orduları Odessa'ya doğru ilerliyordu. Rus tank birlikleri Alman panzerlerine direnemiyordu. Uman Muharebesi olarak bilinen ve 8 Ağustos'a kadar süren çatışmalarda Kızıl Ordu kayıpları ölü ya da tutsak olarak 300 bini buldu. Fakat Almanlar da ağır kayıplar vermişlerdi. Alman taarruzlarının hızı sertleşen Kızıl Ordu direnci karşısında giderek düşmeye başladı. Panzer birliklerince kuşatılan Kızıl Ordu birlikleri kuşatmaya karşı direnmeye devam ediyorlardı. Guderian'ın tank birlikleri 16 Temmuz 1941'de Smolensk'e girdiler. Smolensk neredeyse Moskova'nın bahçe kapısıdır. Ancak Smolensk'in batısında kuşatılan Rus birlikleri Temmuz ayı sonuna kadar direnmeyi sürdürdüler. Bu bölgede son derece sert çatışmalar yaşandı ve Alman kayıpları da giderek arttı. Moskova savaşı devam ederken Rusya'da hava durumu kötüleşmeye başladı. Ekim'in ikinci yarısıyla birlikte yolları çamura dönüştüren çok şiddetli yağmur yağmaya başladı ve bu durum Alman araçları, atları ve askerleri için tuzak olmaya başladı. Moskova'ya 160 kilometre kala hava durumu iyiden iyiye kötüleşti ve kar yağmaya başladı. Askeri araçlar hareket edebilse de aynı şey Alman askerleri için geçerli değildi. Çünkü askerler kış için hazır değillerdi. Alman komutanlar savaşın birkaç ay içinde biteceğini umarak kış koşullarında savaşmak için ordularını yeterince donanımlı hale getirmeyi düşünmemişlerdi. Alman ve Sovyet demiryollarındaki ray aralığı farkı da her türlü ikmal malzemesinin taşınmasını güçleştirmişti. ...15 Kasım'daki son saldırıda Almanlar Moskova'yı almaya çalıştı. 6 Aralık günü Wehrmacht'ın Moskova'yı almak için çok güçsüz olduğu anlaşıldı ve saldırı durduruldu. General Zhukov, Zin'de iyi eğitilmiş Sibiryalı yedek kuvvetlerini Japonya'nın Rusya'ya saldırma hazırlığı içinde olmadığı istihbaratına dayanarak doğudan transfer etti ve karşı atak başlattı. Bu saldırı Hitler'e hayatının en ağır yenilgisini yaşatarak savaşın yönünü değiştirdi. Üstelik Sovyetler Birliği topraklarının genişliği, özellikle Rusya'nın iklimi ve zorlu coğrafyası hazırlıksız gelen Alman ordusu için ölümcül oldu. Bunun yanında Almanya kendisinden nüfus olarak 3 kat, toprak olarak 9 kat, sanayisi açısından dev bir ülkeyle savaşa girişmişti. Yenilgi üzerine yenilgi alan Hitler, generallerinin uyarılarını dinlemiyordu. Delirmiş gibiydi. Askeri operasyonları idare edişinde de benzer kusurları sergiledi. Reich'ın yazgısı bana bağlıdır anlayışına inanmış olarak Aralık 1941'de Wehrmacht'ın tüm kontrolünü üstlenerek komutanlarına hiçbir serbest hareket alanı bırakmadı. Hiçbir askeri komuta deneyimi olmadığından dolayı cephedeki generallerin karşılaştıkları sorunları gerçekten hiç anlamadı. Ve izni olmadan acil durum önlemlerini almalarına müsaade etmeyerek inisiyatif kullanmalarını da engelledi. Stalingrad Savaşı'nda Hitler, Paulus'un düzenli bir geri çekilmeye girişmesine izin vermedi ve bunun sonucunda Zhukov 6. Ordu'yu kuşatabildi ve Ocak 1943'te teslim olmaya zorladı. Ayrıca Almanlar seri üretim tekniklerinden düşmanları kadar iyi şekilde yararlanmadılar. Çünkü yığınlar halinde daha sınırlı sayıda silah üretmek yerine
belli başlı silahların üretilmesi taleplerine öncelik verdiler. Tek tek etkinliği sınırlı ama seri üretimi kolay silahlar yerine güçlü silahlar Almanları büyüledi. Giderek daha da büyüyen tanklar ve silahlara döndüler. Alman Tiger tankları 2. Dünya Savaşı'nın belki de en iyi tanklarıydı. Ama hem maliyeti yüksek hem de tamiri son derece zordu. Dönemin koşullarına göre son derece karmaşık yapısı nedeniyle sık sık arıza yapıyordu. Bir Tiger tankını üretmek için 30 bin saat iş gücü gerekirken, Rusların T-34 ya da Amerikalıların Sherman tankını üretmek için gereken iş gücü bunun neredeyse onda biri kadardı. Fakat en önemli kusuru yakıt sıkıntısı çeken Almanya'da Tiger tanklarının oluk oluk yakıt tüketmesiydi. Nitekim Ardenler saldırısında pek çok Tiger tankı yakıt yetersizliği nedeniyle tek bir mermi bile atamadan savaş dışı kalmıştı. Stalingrad şüphesiz savaşın dönüm noktası oldu. 1943 itibariyle Hitler giderek daha fazla savunmaya çekildi ki bu onun için hiç de hoş olmayan ve zor bir roldü. Tüm cephelerde düzenli bir geri çekilme yerine Hitler, Schramm'in dalga kırma doktrini olarak adlandırdığı bir tekniği geliştirdi. Bu şekilde düşman birliklerin gerisine geçilecek ve birlikler izole edildikten sonra bile konumları korunmuş olacaktı. Ayrıca cephedeki komutanlarca kaygılı bir şekilde yeterli olmadığı sık sık dile getirilmiş olan Atlantik duvarı gibi yetersiz savunmalara da aşırı derecede güvenmişti. 1945 itibariyle Alman birlikleri tüm Avrupa geneline dağılmış durumdaydılar ve bu Reich'ın Sovyet, Amerikan ve İngiliz birliklerinin işgaline karşı savunmada olduğu anlamına geliyordu. Bu tuhaf durumun nedeni Hitler'in asla galibiyet umudunu yitirmemiş olmasıydı ki onun beklentisi ilk uygun fırsatta savunmadan saldırıya geçmekti. Böylece ne pahasına olursa olsun onun getirdiği konumlar korunacaktı. Kendi durumunu Büyük Friedrich'in durumuna benzetiyordu. Karşısındaki ittifakın dağılmasını, bu dağılmanın hemen ardından kendi kurtuluş anının geleceğini hissettiği için bekliyordu. 1944'te generallerine şunları söyledi. Tarihteki tüm koalisyonlar er ya da geç dağıldılar. Tek şey doğru an için beklemektir. İkinci Dünya Savaşı her şeyden önce mekanize bir savaştı. 1939 ve 1940'ta en iyi savaş makinesini kontrol etmesine rağmen Hitler 1941 itibariyle tarihin en büyük iki sanayi gücüyle karşı karşıya geldiğinden önce üstünlüğünü, sonunda savaşı, en sonunda ise müttefik orduları tarafından bombalanan Berlin'deki sığınağında hayatını kaybetti. Barbarossa planı sadece savaşın gidişatını değiştirmedi. Stalin'in psikolojisine de ağır etki yaptı. Daha sonra şunları yazmıştı. Bir karar vermeye çalışıyorsan başka birinin postuna girmeye çalışma. Bu korkunç bir yanlışlığa neden olabilir. Yıllar sonra Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte daha önce ulaşılmaz olan devlet arşivlerindeki birçok bilgi ve belge araştırmacıların eline geçti. Bu belgeler ışığında 1939-1949 yılları arasında Stalin yönetimi tarafından 3 milyondan fazla insanın çeşitli nedenlerle ana vatanlarından sürgün edildikleri ortaya çıktı. Belgelere göre bu insanlar esasen siyasi tutuklular, zengin çiftçiler ve bazı etnik gruplardı. Bu halklar, Stalin'in hedeflerine engel türetebilecek,
büyük planları sabote edebilecek veya başka ülkelere casusluk yapabileceğinden şüphelenilen halklardı. Tarihçi Otto Pol, Sovyetler Birliği'nde Etnik Temizlik adlı kitabında Stalin döneminde ülkede sürgüne maruz kalan halkları şöyle sıralamıştır. Almanlar, Yunanlılar, Kürtler, Koreliler, Finler, Hemşinliler ve Ahıska Türkleri. Stalin'in İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye ve Avrupa ile ilgili kurduğu planlarına büyük engel olarak gördüğü Ahıska Türkleri de 1944 Kasım'ında yüzyıllardır yaşadıkları topraklarından sürgün edildiler. Halklara kendi kaderlerini tayin etme hakkı verilen Lenin döneminde Türkiye'nin bir parçası olmak isteyen Ahıskalılar, sonraki dönemlerde kendilerine kuşkuyla bakılmasına neden olmuşlardı. Üstelik Ahıska Türklerinin Türkiye ile akrabalık bağları vardı. Buna Stalin'in korkuları ve stratejik planları da eklenince artık Türkiye ile bir savaş durumunda bu insanların karşı cepheye geçeceklerine kesin gözüyle bakmaya başlamıştı. Sonunda Stalin kararını verdi. Ahıska Türkleri Türkiye-Gürcistan sınırındaki vatanlarından çıkarılmalı ve Orta Asya'ya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürgün edilmeliydiler. Böylece soğuk bir kış sabahı evlerinden zorla çıkarılan 115 bin Ahıska Türkü'nün ölüm yolculuğu başladı. Dayak, küfür ve hakaretlerle tekmelenerek yük trenlerine doldurulan yaşlıları, kadınları ve çocukları koruyacak kimse yoktu. Ahıska Türklerinin eli silah tutan erkekleri cepheye alınmıştı. Daha ilk uygulamada yüzlerce insan öldü. Yolculuk sırasında açlık, soğuk ve çeşitli hastalıklara tutulan hamile kadınlar, ihtiyarlar ve çocuklar hayatlarını kaybettiler. 3 ay süren yolculuk sırasında ölen sivillerin cesetleri trenlerden ıssız çöllere atıldı. Ölenlerin yakınları trenden atılmaması için cenazelerini gizlemek zorunda kaldılar. Bazı duraklarda yolcuların bir kısmı trenden indirilerek gitmeleri emredildi. İndirildikleri bölgeyi tanımayan ve nereye gideceklerini, kendilerinin neyin beklediğini bilmeyen insanlar meçhule doğru yol aldılar. Bu tasnifler sırasında aile bağları dikkate alınmadığından aileler dağıldı. İnsanlar yıllarca birbirlerini aradılar. Sürgünün ilk yılında sürgün edilen halkın %30'a yakını yollarda ölüp gitti. Bugün bile o günleri hala gözyaşları içinde anlatan Ahıska Türkleri, uzun yıllar boyunca insan hakları denen şeyin ne olduğunu bilmeden yaşadılar. Gittikleri her yerde ayrımcılığa maruz kaldılar. Bugün bir kısmı hala Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri için Türkiye'de bir kanun çıkarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3835 numarayla kabul edilen ve 11 Temmuz 1992 tarihli 21.281 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Ahıska Türklerinin Türkiye'ye kabulü ve iskanına dair kanun şeklinde adlandırılmış olan bu kanun gereği, eski Sovyetler Birliği'ni oluşturan cumhuriyetlerde dağınık halde yaşayan soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenler, en zor durumda olanlar başta olmak üzere ve bakanlar kurulunca belirlenecek yıllık sayıyı aşmamak kaydıyla serbest veya iskanlı göçmen olarak kabul edilmeye başlandı. Benzer bir kanunu Azerbaycan devleti de kabul etti. Fakat 1 milyondan fazla Karabağ kaçkını meselesiyle büyük sıkıntılar yaşayan Azerbaycan, göç alımını durdurmak zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında sadece Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği ilişkisini değil, Orta Doğu'nun kaderini ve tüm dünyanın siyasi dengelerini değiştiren olaylardan biri, Stalin'in şahsi mesaisiyle İsrail Devleti'nin kurulması oldu. Stalin, Yahudilerin dünyanın dört bir yanına dağılmış bir şekilde değil,
vaat edilmiş topraklar veya ana vatan olarak kabul ettikleri bugünkü Filistin topraklarında yaşamasını öngören Siyonizmi açıkça desteklemişti. Böylece Orta Doğu'ya kendi karakolunu yerleştirme hayali kuran Stalin'in bu hayali suya düştü. İsrail, komünist rejime sırtını dönerek Amerika'nın müttefiği oldu. Geçirdiği ağır hayat, yaşadığı sarsıntılar Stalin'i hem ruhsal hem de fiziksel açıdan yormuştu. Üstelik bir Kafkasyalı olarak şarabı, vodkayı ve yağlı etli yemekleri çok seven Önder, sağlığına fazla dikkat etmiyordu. Düşük dozda da olsa her gün alkol almak gibi bir alışkanlığı vardı. Ayrıca komploya ve suikasta uğrama paranoyası yaşayan Stalin'in yakın çevresini dikkatle gözlemlemek amacıyla Kuntsevo'daki yazdığında düzenlediği içkili ziyafetleri de tarihe geçmiştir. Bu davetler akşam 8 civarında başlar ve sabah 3'e 4'e kadar sürerdi. Bu saatlerde misafirlerin bazıları ya masada ya da yerlerde sızmış olurdu. Fakat Stalin'in kendisi asla şuurunu ve kontrolünü kaybedecek kadar içmezdi. Alkolün etkisiyle gerçekleri konuşmaya başlayacak misafirlerini izlerdi. Doktorlarına göre yağlı, etli ve ağır yemek yeme alışkanlığı, sık sık birbirine karıştırarak içtiği çeşitli içkiler, yoğun tütün tüketimi Stalin'in sağlığına Wehrmacht'tan daha fazla zarar vermişti. Savaşın sarsıntılarından sonra savaş sonrası yaşadığı ilk psikozu kendisine 6 Ağustos 1945'te Amerika'nın Hiroşima'ya atom bombası attığı haberini verdiklerinde yaşadı. O sırada savaş galibi, Generalissimo ve Sovyetler Birliği'nin bir numaralı adamının dudaklarından şu sözler döküldü. Savaş barbarca bir oyundur. Atom bombası kullanmak ise barbarlıktan da ötedir. Üstelik buna hiç gerek yoktu. Japonya'ya zaten olan olmuştu. Hiroşima ve Nagasaki'nin başına gelenleri kendisine yapılan bir uyarı gibi algılamıştı. Bir gün sonra 7 Ağustos'ta Beria'ya atom fiziğiyle uğraşan bilim insanlarını Kuntsevo'ya kaldığı yazlığa davet etmesi talimatını verdi. Toplanan bilim insanlarına yaptığı konuşmada Sovyet atom bombasının geliştirilmesi çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiğini anlattı. Konuşmasında bir taraftan bilim insanlarını tehdit ederken diğer taraftan onlara büyük vaatlerde bulundu. NKVD Başkanı Beria bu programı bizzat üstlendi. Stalin son yıllarında en yakın adamlarından biri, 2. Dünya Savaşı tarihinin en önemli isimlerinden Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov'tan da kuşkulanmıştı. Kimi tarihçilere göre bunun nedeni, uluslararası arenada çok fazla popülerleşen Molotov'u kıskanmasıydı. Çünkü her şey Molotov'un karısına yazdığı bir mektubun Stalin'in eline geçmesiyle başlamıştı. Mektupta şunlar yazılıydı. Burada bu burjuva cemiyetinde dikkat merkezindeyim. Diğer bakanlar hiç ilgi görmüyorlar. Seni ve kızımızı çok özledim. Senin ilgine ve sevgine duyduğum dayanılmaz özlem ve arzularla dolup taştığımı daha fazla saklayamayacağım. Bu kadarı bile Stalin için yeterliydi. Ona göre Molotov ülkesini satarak batıya kaçmaya can atıyor olabilirdi. 8 Kasım 1945'te Stalin politbüro toplantısında kürsüden zehir saçtı. Hayatı boyunca sen dediği dostuna siz diye hitap eden Stalin, onu yönetimin kontrolünden uzaklaşarak liberal bir tutum takınmakla suçladı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre o sırada Molotov'un rengi tebeşir gibi bembeyaz oldu. Kremlin gelenekleri uyarınca ayağa kalktı ve yere bakarak özür diledi. Sonra yaptığı hataları düzelteceğini söyledi. Yıllardır Koba diye hitap ettiği dostu Stalin tarafından bir anda kapitalizmin piyonları ve ihanet zanlıları arasına girmişti. Ancak olaya şahit olan politbüro üyeleri için bu olay açık bir alarmdı. Önder'in milyonlarca insanı yok etmiş paranoyası yeni ve çok daha tehlikeli bir raddeye varmıştı.
Önder'in durumu hiç iyi değildi. Molotov'un ısrarı üzerine birkaç gün tatil yapmak üzere Karadeniz kıyılarına gitti. Diktatörün özel treni Soçi'ye doğru giderken Stalin göğsünde ani ve şiddetli bir ağrı hissetti. Birkaç gün sonra yalısındayken ağır bir kalp krizi geçirdi. Ancak hayatta kaldı. Kuntsevo'ya döndükten sonra Önder daha iyiydi. Görevlilerin anlattığına göre gayet sağlıklı ve neşeli görünüyordu. Stalin'in ölümüyle ilgili ustaca tasarlanmış bir suikasttan bahsedilmesinin ilk nedenlerinden biri de bu durumdur. Yosif Vissarionovich Djugashvili'nin ölümüyle ilgili resmi açıklamada 5 Mart 1953 akşam saat 9'da Önder'in kalbinin durduğu yazıyor. Yine çok sevdiği Gürcü şarabından içmiş, kısa süre sonra bir anda yüzüstü yere düşerek komaya girmiştir. Fakat Stalin'in son 48 saati bugün hala sır perdesiyle örtülüdür. O akşam orada ne olduğu, yerde yatan Stalin'e ilk yardımın neden geciktiği, ki iddialardan biri de bu yöndedir, bilinmiyor. Bildiğimiz şeyler ise o akşam Kuntsevo'daki yazlıkta aralarında oğlu Vasili, kızı Svetlana, Molotov, Khrushchev ve Beria'nın da bulunduğu onlarca misafirin, evde ve evin çevresinde ise muhafızların, güvenlik ve sağlık görevlilerinin görev başında olduğudur. Bir başka iddiada da Stalin'in başka bir odada düştüğü, görevlilerin ise onu rahatsız etme korkusundan dolayı odaya girmedikleri şeklindedir. Stalin'in ölümüne gerçekten ağlayan tek insan, o sıralar henüz Stalin'in soy ismini taşıyan 27 yaşındaki kızı Svetlana Aleluyeva'ydı. Svetlana, babasının son günleriyle ilgili yıllar sonra şunları yazacaktı. 27 yaşımdayken ben, öz babamın ahlaki değerlerinin nasıl çürümeye başladığına, nasıl insan simasını yitirerek kasvetli bir anıta dönüştüğüne şahit oluyordum. Svetlana annesine yaptıklarından dolayı babasını hiçbir zaman affetmedi. Bu yüzden babasının ölümünden sonra annesinin soy ismini aldı. Ancak diktatörün ölümü kıza huzur getirmedi. O hayatı boyunca Stalin'in etkisini üzerinden atamadı. Babasının ölüm anını ise şöyle aktarıyordu. Yüzü bir anda karardı ve değişti. Yüz çizgileri tanınmayacak hale geldi. Çektiği korkunç ıstırap yüzünden okunuyordu. Bu şey onu hepimizin gözleri önünde boğuyordu. Bilmiyorum, bana mı öyle geldi yoksa bu gerçekten oldu mu? Bir ara gözlerini açtı ve odadaki herkesi hızla süzdü. Bu delice ve dehşet verici bakışları kin ve ölüm öncesi korkusuyla doluydu. Ardından sol elini kaldırdı. Bir şey mi gösterdi yoksa hepimizi tehdit mi etti anlayamadım. Eli havada kaldı ve o sırada ruhu son bir çırpınışla vücudunu terk etti. Yüzü soldu, yavaş yavaş o tanıdık yüz geri geldi. Yüz ifadesi sakin, huzurlu ve çok güzel görünüyordu. Herkes onun etrafında taş kesilmişti. Kaç dakika bilmiyorum ama sanırım uzun bir süre. Bu anlatım, Stalin'in ölüm sebebinin o zamanlar apopleksi denilen inme olduğunu gösteriyor. Ancak Önder'e neden acil müdahalede bulunulmadığı ya da acile kaldırılmadığı bilinmiyor. Djugashvili Kuntsevo'daki yazlığında sigara dumanıyla dolu bir odada can vermişti. Daha bir gün önce onun bir tek parmak hareketiyle canını vermeye hazır insanlar, bugün onun acılar içinde kıvranmasını bir mezarlık sessizliği içinde seyretmişlerdi.
kim bilir, belki de o sırada yatağın çevresini saranlar Rusya tarihinin en büyük suikastının suç ortaklarıydı. Muhtemelen bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Çünkü suikast iddiaları bir türlü kanıtlanamadı. Stalin'in Sovyetler Birliği ve Rusya tarihindeki rolü ve etkisi tartışmalıdır. Kimilerine göre bu etki sanıldığı kadar büyük değildir. Ancak başka bir açıdan bakılınca buna katılmak biraz zordur. Bir yazarın deyimiyle Stalin'in Rus halkının hayat ağacına vurduğu balta izleri hala kapanmış değil. İki savaş ve üç inme geçirmiş 73 yaşlı adam, hayatı ve ölümü üzerindeki tüm sırlarıyla birlikte hayattan gitti. Tüm yakınlarını yok etmiş, yapayalnız bir insan olarak. Ancak Stalin bir değil, iki kez defnedildi. İlki 1953 yılında gerçekleşen ulusal matemdi. İkincisi ise Ekim 1961'de KGB ve Komünist Parti ortaklığında hızla gerçekleştirilen gizli bir operasyondu. O gün eski önderin cenazesi Lenin'le yan yana uyuduğu mozoleden alınarak Kremlin duvarlarının arasında defnedildi. İlk definle ikincisi arasındaki karar süreci 8 yılı bulmuştu. Fakat galiplerden tek bir isim bunun kararını vermişti. Nikita Kruşev, yeni önder ve Sovyetler Birliği'nin yeni lideri.